Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde olmak üzere ilk konuşmacı Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalım. Sayın Yalım, süreniz 10 dakika, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli arkadaşlar ve de bizi izleyen bütün vatandaşlarıma hayırlı günler diliyorum. Evet, değerli arkadaşlar, maalesef dün yine Elbap'ta 5 Mehmetçiğimiz, 5 askerimiz şehit oldu. Buradan şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ve de ailelerine başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Ve de aynı şekilde dün kanunüstü kararlar 687 nolu kanunla etüt merkezlerinin kapanmasıyla ilgili yeni bir kanun çıkarıldı. Buradan çok sayıda etüt merkezinde çalışan öğretmenlerin işsiz kalacağını da bilerekten onlara da geçmiş olsun diyorum. İnşallah hükümet de bu hatalı karardan bir an önce geri döner ve de bu öğretmenlerin de işsiz kalmasına sebep olmaz diliyorum. Onlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli arkadaşlar, bugün konumuz, önergemiz seçilmişlerin en başı biliyorsunuz değerli muhtarlardır. En yüksek makamsa Cumhurbaşkanlığıdır. Ben çok değerli muhtarlarımıza ve siz milletvekili arkadaşlarımıza ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Özellikle muhtar kardeşlerimize. Değerli muhtarlarımız, sizin çok sayıda, çok adette, çok sayıda, çok ciddi problemleriniz var. Ancak 35 defa, her defasında 400 civarında muhtarı Beştepe'ye toplanıyor. Ben de buradan özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Muhtarları Beştepe'ye toplamayla muhtarların sorunları çözülmüyor çok değerli arkadaşlar. Muhtarlarımızın başlıca sorunlarına girmeden önce ilk önce bilgiler vereceğim. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz'den aldığım bilgilere göre Türkiye'de 50 bin, toplamda 50 bin 192 adet muhtar görev yapmaktadır. Bunların 641 kişisi bayan muhtardır. Buradan hem bütün muhtarlarımıza ama özellikle bayan muhtarlarımıza da selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu muhtarlarımızın ülkemizde 31.963 mahalle muhtarı, 18.229 da köy olmak üzere toplamda 50.192 muhtarımız vardır. Değerli arkadaşlar, muhtarlarımızın o kadar çok sorunları var ki o ana çözümlerinden önce ben size başlıca sıkıntı yaşadıkları konulardan anlatacağım. Ve de bütün muhtarlarımıza yaklaşık bir hafta arkadaşlarımla birlikte bir hafta çalışmadan sonra bütün muhtarlarımızın hem isimlerine hem cep telefonlarına ulaştık ve de hepsine mesaj gönderdik. Ve de çok sayıda muhtarımız geri dönüş yaptı. Bu muhtarlarımızdan birkaç tane örnek vereceğim size. Başlıca özellikle sıkıntı ana hatlardan birkaç tanesi. Her insanın olduğu gibi muhtarların da lanse edemeseler de kendi siyasi görüşleri var. Maalesef kendi siyasi görüşleri oradaki yerel iktidara veya genel iktidara uymuyorsa o muhtarlarımızın hiçbir işi yapılmadıklarını, ne yolunun ne suyunun herhangi bir işinin yapılmadığını kaymakamlar tarafından ve de il genel meclis tarafından yapılmadığını altını çizdiler. Buradan bunu özellikle belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Çorum bölgesinden birkaç tane muhtarımız aradı. Kendi köylerinde görev yapan bekçilerin, çobanların belirli bir zamandan sonra paralarını alamadıklarından, köy bütçesinden paralarını alamadıklarından, mahkemeye verildiklerini, hatta köyün mal varlıklarına bile haciz konduğunu belirttiler. Ve de aynı şekilde Adana bölgesinden muhtarlar aradı. Bunların isimlerini aslında vermek isterim ama yanlış anlaşılır, onun için vermek istemiyorum. Çok sayıda muhtarımızın kendi bölgesinde en ufak bir görüşlerinin aynı görüşte olmadığından dolayı, yok eşinin tayinin olmadığı, yok herhangi bir çocuğunun sıkıntılarla yaşadığıyla ilgili genel anlamda sıkıntıları anlattılar. Ben geneldeki sıkıntılar, muhtarlarımız bir postacı gibi çalışıyor. Muhtarlıklara gelen bankalardan tebligatlar, mahkemelerden gelen tebligatlar sayın muhtarlarımıza teslim ediliyor ve de o teslim edilen tebligatları muhtarlarımız tek tek kişileri arayıp onlara teslim ediyor. Ceplerinden bir de telefon parası harcayaraktan.
Ve de bunun yanında, bunun da bir hukuki sorumluluğu var. Eğer gerekli imzayı almadan bu tebligatı teslim ederlerse karşı karşıya hukukla da karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu tebligatları saat 22'de 23'te sayın muhtarlarımızı, hatta muhtarlıkları açtıraraktan teslim aldıklarını, onların işlerini gördüklerini, seve seve yaptıklarını altını çiziyorlar. En önemli konulardan bir tanesi de kaybolan nüfus cüzdanlarının çıkartılırken talep formunun sadece muhtarların verebilmesi. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bir vatandaş nüfus cüzdanını kaybettiği anda inanın bu talep formunu nüfus müdürlüğü, nüfus il müdürlüğü bile vermiyor veya nüfus ilçe müdürlüğü bile vermiyor. Kim veriyor biliyor musunuz? Sadece ve sadece muhtarların düzenlediği talep formuyla alabiliyorlar. Bu talep formunu çok sayıda muhtarımızın sıkıntı yaşamış, sahte evrakla, sahte belgeyle, sahte ehliyetle gelip ve de bu talep formunu alıp kendi başkasının ait olan bir fotoğrafı da yapıştırıp işte haksız yere kredi çekme vesaire gibi bu olaylarla karşı karşı geldiklerinden bazı muhtarlarımız bile hakim karşısına çıkmış durumdalar. Buradan dolayı da muhtarlarımızın ciddi derecede sıkıntı yaşadığını ve de belirli zorluklarla karşı karşıya geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim muhtarlarımızın genel sıkıntısı. 4 maddeyle toparladım. Çok değerli arkadaşlar, muhtarlarımızın maaşları ödenek diye geçiyor. Geçen sene bizim zorlamalarımızla asgari ücrete eşitlenen muhtarların maaşı 1-1-2017 tarihi itibarıyla 1385 TL oldu. Ancak maaşları ödenek diye geçiyor. Her insanın olduğu gibi muhtarların da kredi kartı borcu veya kredi borcundan dolayı maaşlarına haciz geliyor. Ancak muhtarların maaşları ödenek diye geçtiğinden Türkiye'de çok sayıda muhtarın maaşının tamamı %100'ü hacizlenmiş durumdadır. Diğer taraftan en önemlisi, bütün seçilmiş olan makamların SSK'sının devlet tarafından yatırıldığını biliyoruz. Ancak 50.381 tane muhtarın hiçbirinin SSK'sı devlet tarafından yatırılmıyor. Muhtarımız kendisi cebinden bir şekilde yatırmaya çalışıyor ama çoğu da yatıramıyor. Ne oluyor? Hasta olduğunda vesaire, ailesi, eşi, çocukları hasta olduğunda veya kendisi hasta olduğunda kendi priminde yatıramadığından dolayı hastanelerde bile bakılamıyor. Maalesef bu memlekette mültecilere bakılıyor, muhtarlarımıza bile devlet tarafından ücretsiz bakılmıyor. Diğer taraftan muhtarlarımız biliyorsunuz canını cinne takıyor. Köyünde bir şeyler yapmak istiyor, mahallesinde bir şeyler yapmak istiyor. Özellikle camide, cami duvarında, caminin içinde, köy odasında vesaire. Buraları aldığı çimento, taş, tuğla vesaire bunları alırken maalesef tamamı KDV'li ve ÖTV'li rakamlardan ödüyor. Muhtarlarımızın talebi ve de bence de olması gereken bu. Nasıl beyaz eşyaya ÖTV'yi KDV'yi kaldırdıysak bir köylünün ihtiyacı olan camideki, okuldaki, köy odasındaki ihtiyaçlarını da KDV'siz bir şekilde muhtarların alınma hakkının getirilmesini buradan talep ediyoruz. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, özellikle bir an önce, biraz önce de altını çizdim, SSK'larının devlet tarafından yatırılması ve de emeklilik hakkının kazanılması gerekiyor. Sağlık sigortası da aynı şekilde. Gelelim muhtarlarımızın çalışırken biliyorsunuz özellikle köylerde ve dağ köylerindeki muhtarlarımızın kanunu gereği doğal olaraktan ihtiyacı olan köyü korumak adına silah alıyorlar ve de silah ruhsat alıyor. Biliyorsunuz silah ruhsatının taşıma ücreti çok yüksek. Muhtarlarımız görev yaptığı müddetçe bu silah ruhsatına ücret ödemiyor. Ancak görevleri bir veya iki dönem veya daha fazla görevini bittikten sonra almış oldukları silahlara ruhsat parasını harcadığını ödemek zorunda kalıyorlar. Değerli arkadaşlar, emekli olamayan bir kişi görevini bittikten sonra 2000-3000 TL silah ruhsatının harcını nasıl ödeyecek? Onun için çok değerli muhtarlarımızın görev süreleri bittikten sonra aynı şekilde beylik silahına ömür boyu silah ruhsatlarının ücretsiz olmasını buradan talep ediyoruz. Çok sayıda köy muhtarımız 1385 TL'den daha fazla geliri olmadığından dolayı hem çiftçilik yapıyor hem hayvancılık yapıyor. Biliyorsunuz muhtarlar çiftçilik yaparken hiçbir destek de yok ki. Ürettiği tahılı para etmiyor. Büyüttüğü, beslediği hayvanının ve aldığı, sağdığı süt maalesef 85-90 kuruş. Daha önce de söylediğim gibi
süt sudan ucuz olan bir memlekette yaşıyoruz. Murtarlarımızın başlıca sorunları bunlar. Biz buradan başlangıçta seçilmiş olan en birinci makam olan murtarlarımızın haklarına sahip çıkıyoruz. Umarım bu önergesinin özellikle iktidar partisi AK Parti milletvekilleri tarafından destek verilmesi ve de bu önergene geçmesi dileğiyle hepinizi saygıyla sevgilerimle selamlıyorum. Bütün murtarlara saygılarımı sunuyorum. İyi günler olsun. Hayırlı günler olsun. Teşekkür ederiz Sayın Yalım. Grup önerisinin aleyhinde olmak üzere Adana Milletvekili Sayın Muharrem Varlı. Süreniz 10 dakika, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu önergenin her ne kadar aleyhinde de söz alsak, lehinde oy kullanacağımızı ve doğru bir önerge olduğunu, doğru bir araştırma önergesi olduğunu buradan beyan etmek istiyorum. Tabii iç tüzük gereği mecburen aleyhinde söz almak zorunda kaldık ama lehinde görüş belirteceğimizi belirtmek istiyorum. Muhtarlarımız çok önemli görevler yapıyorlar. Yani köyde hele de tüzel kişiliğini yitirmemiş köylerdeki muhtarlık seçimleri çok hararetli geçer. Bazen kavgaların olduğu, bazen canların yandığı muhtarlık seçimleri de olmuştur. Çünkü muhtarlar köylerinde kaymakamdır, validir, başbakandır, cumhurbaşkanıdır. O köyün her şeyidir muhtarlar. Hastası olan muhtara koşar, cenazesi olan muhtara koşar, ihtiyacı olan kaymakamlıktan, valilikten temin edilmesi gereken ihtiyacı olan her vatandaşımız muhtara koşar. Muhtarın bu problemlerini çözmesini bekler. Jandarma evrak gönderir, evrağın karşılığını muhtardan bekler. Veya polis karakolu evrak gönderir, evrağın karşılığını muhtardan bekler. Muhtar bunlara da çözüm bulmak zorundadır. Yani muhtar her işe bakandır aslında ama muhtar hak ettiğinin karşılığını da alamayandır aynı zamanda. Yani şöyle bir örnek vermek isterim. Kendi seçim bölgemden söyleyeyim. Bir mahallenin 50 bin bazen 100 bin seçmen olur. Burada muhtar seçilen arkadaşımız göreve başlar. Yine 3 bin nüfuslu bir ilçenin de belediye başkanlığı seçimi olur. Oradaki belediye başkanı da göreve başlar. Onun makam arabası vardır, şoförü vardır, her türlü ihtiyacını giderecek ödenekleri vardır. Her türlü maddi açıdan, sosyal yaşantı açısından muhtarlarımızdan kat kat daha fazla elinde kullanacağı değerleri vardır. Ama 50 bin, belki 100 bin seçmenin oyunu alarak seçilmiş bir muhtarla 3 bin seçmenin oyunu almış, seçilmiş bir belediye başkanını karşılaştırdığınız zaman arasında dağlar kadar uçurum var. Ne yazık ki. İşte muhtarlara hak ettiğini vermek açısından bir örnek vermek istedim hepinize. Yani şimdi bir iyileştirme yapıldı. Elbette ki bu iyileştirmeden dolayı yapanlara da teşekkür ediyoruz. Ancak bu iyileştirme yeterli değil. Yani muhtarların her gün mahallesinden veya köyünden şehre gitmesi, orada efendim seçmenlerinin işini takip etmesi, orada belki beraber götürdüğü insanlara yemek yedirmesi, arabasının benzini, mazotu derken bu maaşla muhtarlık yapması mümkün değil değerli arkadaşlarım. Onun için muhtarlarımızın maaşlarının mutlaka iyileştirilmesi lazım. 657 tabi devlet memuru statüsünde görülmelerine rağmen sigortaları devlet tarafından karşılanmıyor ne yazık ki. Muhtarlar almış oldukları maaşla hem bu işleri görecekler, hem insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Onların hastasını alıp hastaneye götürecek, arabasıyla mazot yakacak, gerekirse yemek yedirecek, hem de cebinden sigortasını ödeyecek. Dolayısıyla böyle bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin de bir an önce çözülmesi lazım. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde de muhtarlarımızın maaşlarının iyileştirilmesi, sigortalı sayılması noktasında da vaatlerimiz vardı. Ancak iktidar tabii Adalet ve Kalkınma Partisi olunca şu anda onlara sesleniyoruz. Diyoruz ki
Lütfen bu iyileştirmeyi yapın. Sayın Grup Başkan Vekili dinliyorsunuz. Lütfen bu iyileştirmeyi yapın. Muhtarlarımız çok önemli görevler yapıyorlar. Muhtarlarımıza sahip çıkalım. Muhtarlarımızı koruyalım. Onlar hakikaten demin de söylediğim gibi bir köyün veya bir mahallenin hem muhtarı, hem başbakanı, hem cumhurbaşkanı, her şey. Yani o orada o muhtar. Her şey ondan bekleniyor. Onun için muhtarlarımıza bu manada yardımcı olalım. Az önceki konuşmacı arkadaşımız da bahsetti. Muhtarlar görev süresince silah ruhsatına para ödemiyorlar. Ancak görevleri bittikten sonra silah ruhsatlarına para ödemek zorunluluğu var. Böyle bir zorunlulukla karşı karşıyalar. Bunu da kanunla düzenlemek lazım. Yani muhtarlarımız bu kadar önemli görevler yaparken, muhtarlarımıza bu kadar önemli sorumlulukla yüklemişken, böyle bir hak da vermişken, yani ömür boyu ruhsata para ödememesini de temin etmemiz lazım. Çünkü bu konuda da çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar muhtarlar. Yine eskiden köy muhtarlarının tamamında tüzel kişilik yetkisi vardı. Şimdi bu büyükşehir yasasıyla birlikte köy muhtarı olmasına rağmen bu tüzel kişilik kaldırıldı. Yani orada muhtar kendi adına veya köyü adına hiçbir şey yapamıyor. Her şeyi belediyeden beklemek zorunda. Halbuki elinde imkanları var, o köyün geliri var, o köyün efendim kullanabilecek veya yapılabilecek işleri varken her şeyi belediyeden yaptırmak zorunda kalıyor. Muhtarların, bence köy muhtarlarının özellikle tüzel kişiliklerini geri vermemiz lazım. Ve bu silah ruhsatıyla alakalı mağduriyetlerini de bir an önce çözmemiz lazım. Muhtarların bu beklentileri var bizden. Değerli arkadaşlarım, yine muhtarlar Ziraat Odası'nın ve sulama birliklerinin tabii delegesi değiller. Yani muhtarlar orada her türlü görevi yaparken o delegelerin oluşması için sandık koyar, efendim ön seçim dahi veya o köyün içerisindeki insanlar arasından bir seçim yaparken muhtarlar buraların tabii üyeleri değiller. Bir an önce bununla da ilgili bir kanunu düzenleme yaparak muhtarlarımızı ziraat odalarının ve sulama birliklerinin tabii delegesi haline getirmemiz lazım. Bu da önemli bir gelişme olur. Muhtarlarımızın lehine olur. Az önceki arkadaşımız da bahsetti ama biraz daha yüzeysel geçti. Bu posta evraklarıyla ilgili götürüyorlar, kişiye tebliğ ediyorlar, kişi almıyor. Tebligatı kabul etmiyor. İcra mahkemesinden gelmiş veya efendim ceza mahkemeden, başka bir mahkemeden gelmiş, cezası var. Kişiye tebliğ ediyorlar, kişi tebliği kabul etmiyor. O tebliği muhtara veriyorlar. Muhtar aldığı zaman eğer o kişiye kabul ettiremezse o sorumluluğu muhtar üzerine almış oluyor. Ve bundan dolayı da yargılanıyor. Bu yasadan dolayı da yargılanıyor. Bu da önemli bir mağduriyet. Bunu giderememiz lazım. Bunu kaldırmamız lazım. Yani bir başka insanın sorumluluğunu niye bir muhtara yıkıyoruz değerli arkadaşlarım? Yani adam tebligatını almıyorsa muhtar niye sorumlu olsun bundan? Bunu da düzenlememiz lazım. Posta tebligatı ile alakalı bir düzenleme yapmak lazım. Muhtarlarımızı buradan da kurtarmak lazım. Şimdi yerel yönetimlerin ilk ayakları dedik muhtarlarımıza. Yani hakikaten yerel yönetimlere baktığınız zaman bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor muhtarları buraya davet ettiğinde. Sayın Başbakan da söylüyor. Herkes söylüyor yerel yönetimlerin ilk ayağı diye. Çok önemli de görevler yapıyorlar. Doğru. Ama yani biz onlara gerçekten hak ettiklerini veriyor muyuz? Gerçekten muhtarları koruyacak, efendim muhtarların kendilerini koruyabileceği veya muhtarların o insanların hakkını, hukukunu savunmak adına sarf ettikleri enerjiyi, sarf ettikleri mesaiyi alabilecek nitelikte bir katkıda bulunuyor muyuz? Hayır. Muhtara veriyoruz şu anda herhalde asgari ücret değerinde bir maaş veriliyor. Bakın değerli arkadaşlarım, yani bir köyden şehre gitmek, o şehirde, jandarmada, hastanede veya başka bir yerde işi olan bir kişinin işini takip etmek, onunla birlikte bir gününü, mesaisini harcamak, gerekirse onların yemeğini yedirip onları ağırlamak ne kadar para, bir hesapladınız mı hiç? Yani herhalde en azından bir 20 liralık mazot yakar, herhalde bir 50-100 liralık yemek yedirir. Yani bunu ayın 20 günü yaptığını farz edin,
en az 2500-3000 lira gibi bir rakam zaten vatandaşa harcıyor muhtar. Biz ne kadar maaş veriyoruz muhtarlara? Asgari ücret bedelinde veriyoruz. Üstelik sigortalarını da ödemiyoruz. Yani dolayısıyla 1300-1400 lira gibi bir rakam muhtarlara veriliyor ama bunun en az 400 lirası da sigortaya gidiyor. Yani sosyal güvenlik kurumuna yatırmak zorunda kalıyor muhtarlarımız. Onun için muhtarların maaşlarını düzenlememiz lazım. Muhtarların hak ettiğini vermemiz lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı muhtarları çağırıyor buraya, toplantılar yapıyor, onlara ne kadar önem verdiğini anlatıyor, onların ne kadar önemli insanlar olduğunu anlatıyor. Ama bunu kanuni düzenlemelerle de yapmamız lazım ki muhtarlar da gerçekten önemliler mi değiller mi onlar da farkına varsınlar bunu yani. Bunu yapmamız lazım. Muhtarlarımızı bu sorumluluklardan kurtarmamız lazım. Onların hak ettiği değeri onlara vermemiz lazım diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Varlı. Grup önerisinin lehinde olmak üzere ikinci konuşmacı Muş Milletvekili Sayın Ahmet Yıldırım. Süreniz 10 dakika, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Ben de CHP'nin muhtarlarla ilgili vermiş olduğu araştırma önergesinin lehinde partim adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası muhtarlar bir toplumun demokrasisindeki kılcal damarları temsil ederler. Demokrasinin toplum içindeki kılcal damarları, en küçük demokrasi hücreleri muhtarlıklardır. Ve bulundukları yerlerde seçimle iş başına gelmiş olmaları hasebiyle bize göre bütün atanmışlardan daha değerli bir noktaya tekabül eder görevleri. Hatta o ildeki en büyük İTA amiri olan validen de veya en yüksek devlet memuru olan başbakanın müsteşarından da daha değerlidir. En azından yönetmeye talip olduğu sınırlar içerisindeki topluluğun rızasını almıştır. Ancak ben muhtarların yaşamış olduğu özlük hakları açısından problemlere geçmeden önce son günlerde belediyelerde kayyumlarla başlayan bir sürecin giderek muhtarlıklara, köylere, mahallelere kayyumlar atamaya dönüştüğünü bütün genel kurulun bilgisine sunayım. Sadece son bir ayda Bitlis ilimizin Hizan ilçesi başta olmak üzere farklı köylerinde 30'a yakın muhtar valinin keyfi öyle istedi diye ya da siyasi iktidarın hoşuna gitmiyor uygulamaları diye, belki de saray toplantılarına katılmıyor diye görevden uzaklaştırıldılar. Biz bir yandan şüphesiz muhtarlarımızın özlük haklarıyla hemhal olalım ama bunun yanı sıra özellikle muhtarların seçilmiş olma haline göstereceğimiz saygıyı da göz ardı etmeyelim. Çünkü siyasi iktidar belli bir süredir kendi vesayetçi anlayışını bu ülkeye hakim kılmak için kendisi gibi düşünmeyen bütün toplumsal muhalif kesimlere karşı deyim yerindeyse bir savaş başlatmış durumdadır. Çünkü kendisi gibi düşünmeyen siyasetçiler hedefte, kendisi gibi düşünmeyen yerel yöneticiler hedefte, kendisi gibi düşünmeyen muhtarlar hedefte, kendisi gibi düşünmeyen aydın, yazar, çizer, akademisyenler hedefte. Bir saat önce partimizin milletvekilleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle bir araya geldik. Bu ülkenin geleceğine dair ne kadar büyük bir umut sahibi iseler, aynı oranda bu iktidarın bu ülkeye sunabileceği katkı anlamda da çok fazla bir umutlarının kalmadığını ifade ediyorlar. Bu ülke er geç düzlüğe çıkacak. Bu ülke akademisyen ve aydın vicdanıyla yarınlara uzanacak. Güzel günler görecek. Ama oradaki akademisyenlerden emekli öğretim üyesi biri bizim gibi ziyarete gelmişti. Bir tek
Cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerde gerçekleştirilen kıyımlar içerisinde 1947'de Niyazi Berkez, Pertev Boratav, Beyce Boranlara dönük dil tarih coğrafyada gelişen kıyım dışında hepsini yaşadığını söyledi. 1956 kıyımını yaşadığını söyledi. 61 darbesini, 71 muhtırasını, 12 Eylül darbesini ve 28 Şubat kıyımlarını gördüğünü ama hepsinde az biraz da olsa hukuk olduğunu, yargı yolunun açık olduğunu ve bir yargılama süreci sonrasında hepsi geri döndüler. Ama bugünkü iktidar KHK'larla ihraç etmiş oldukları akademisyenlere ve kamu görevlilerine dönük. Bırakın yargı yolunu açık tutmayı ve adil bir karar çıkmasını, şu meclisin kapısını KHK ile ihraç edilmiş olan kamu görevlilerine kapattığını biliyor musunuz? 100 bin kamu görevlisi şu meclise giremiyor. Oysa bu meclisin sahibi o halkımız, asil olan onlar, vekil olan bizleriz. Meclis asile kapalı, vekilin konformizmine açık. Nasıl bir akıldır ki KHK'larla ihraç edilmiş 100 bin kamu emekçisi meclise giremiyor? Peki bir yurttaş mağdur olduğu düşüncesiyle burada İnsan Hakları Komisyonu'na ya da Dilekçe Komisyonu'na dilekçe vermek, şikayette bulunmak üzere nasıl hakkını arayacak? Biz hukukun, yasaların emrettiği şekilde hak arama kanallarını yurttaşlarımıza açık tutmazsak bunlar nereye gidecekler? Belli bir süredir yargının boğazına kadar siyasallaştığını, yargının iktidarın sopası haline geldiğini söyledik. Ve referanduma kadar toplum vicdanından mahkum olmuş ve referandumda da halkın tokatını görecek olan bu siyasi iktidar, yargı marifetiyle, siyasallaştırdığı yargı marifetiyle toplumsal muhalefet üzerinde, deyim yerindeyse tam bir baskı politikası, tam bir hukuk terörü estiriyor. Size bir örnek vereyim. Bakın, Diyarbakır Adliyesi'nde 1,5 ay önce 8. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. 1,5 aylık bir mahkeme. Az biraz hukuku bilen, adliyeleri bilen herkes bilir. Dosya yoğunluğu en az olan mahkeme. Eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın iddianamesi geçen hafta o mahkemede kabul edildi. Ve kabul edilen mahkeme eş genel başkanımızın tutuklanmasından 6 ay sonraya, iddianamenin kabul edilmesinden 3 ay sonraya duruşma günü verdi. Şimdi düşünsenize, Allah aşkına, yeni kurulmuş 1,5 aylık bir mahkemenin dosya yoğunluğu yok. Nasıl bir duruşmayı 3 ay sonraya verebilir? Oysa hukuk teamülleri, Türk Ceza Kanunu iddianame kabul edildikten sonra 1 ay içerisinde ilk duruşma gününün olmasını emreder. Diğer eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın iddianamesi 1 aydır çıkmasına rağmen bu iddianameyi kabul edecek mahkeme arıyor bu hukuk düzeni. Diyarbakır Adliyesi Ankara görsün diyor. Ankara yetki bende mi, bir inceleyeyim diyor. Gerek eş genel başkanlarımız, gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanı, il ilçe yöneticilerimizin tamamının referandum takvimine endeksli bir şekilde siyasi soykırım operasyonuna tabi tutulduğunu ve bunların talimatının yargıya siyasi iktidar tarafından verildiğini, devletin ve hükümetin derin delizlerinde bunların planlandığını biz çok iyi biliyoruz. Yoksa yeni kurulmuş bir mahkeme nasıl olur da 3 ay sonraya duruşma verir? Ama biliyoruz, 28 Nisan'da eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta kabul edilmiş iddianamesinin 28 Nisan'a verilmesinin nedeni referandum aradan çıktıktan sonradır. Tabi HDP siyasi iktidarın korkulu rüyası olmuş. 3 yıldır başkanlık hayallerinin önündeki engel olan parti biziz. Ya değilse neden eşit koşullarda bir referandum çalışması yürütmeyi ve onun koşullarını sağlamayı düşünmüyorsunuz, öncelemiyorsunuz? Soruyorum, 1,5 ay önce kurulmuş, dosya yoğunluğu olmayan bir mahkeme kabul ettiği iddianamede nasıl 3 ay sonraya gün verir? Tek nedeni var, operasyonlar da siyasiydi ve referanduma endeksliydi. Aynı şekilde duruşmalar da
Tahliyeler de referandum endeksli olacak. Ama toplum vicdanı öyle bir şeydir ki açık söyleyeyim. Öyle bir tokat yiyecek ki siyasi iktidar. Bu anayasa paketinde şimdiye kadar belki de AKP dışında hiç kimse oy vermemiş birçok yurttaş, bu son bir yıldaki haksız vicdanlarda mahkum olmuş uygulamalarından ötürü iyi bir ders verecektir. Göreceğiz biz bunları. Kayyumları üzerinden belediyeleri gasp eden iktidar ne diyordu? Hiçbir iddianameye yansımayan, hiçbir soruşturma tutanağında bulunmayan belediyelerin efendim örgüte para aktardığı, efendim hendek kazdığını söylüyordu. O zaman söyleyelim, bakın ilk belediyelere müdahale gasp etme girişimi Ekim 2015'te bu ülkede, bu memlekette hendek mendek yokken Batman Belediyesi'nin 18 tane meclis üyesi ve eş başkanını görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Ekim 2015'te hendek mi vardı? Batman'da hendek mi kazıldı? Ama muradınız öyle bir şey değil ki. Batman'dan başladı. Hiçbir şekilde hendeğin, çatışmanın olmadığı yerlerde belediyeleri gasp eden, çünkü konu muhtarlardı, seçilmişlere karşı saygısızlık anlamına gelen her türlü uygulamayı mevcut iktidar döneminde gördüğümüzü söylüyor ve önergenin lehinde oy kullanacağımızı söyleyerek bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. Önergenin aleyhinde olmak üzere ikinci ve son konuşmacı, NİDE Milletvekili Sayın Alparslan Kavaklıoğlu. Süreniz 10 dakika, buyurun. Sayın Başkanım, Yüce Meclis'in değerli üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtarların sorunlarının araştırılması amacıyla vermiş oldukları meclis araştırması açılması teklifi aleyhine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, köy ve mahalle muhtarları, muhtarlıkları yerel yönetimlerimizin temelidir. 442 sayılı köy kanununda muhtar, köyde devlet tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak devlet işlerini, köy tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak köy işlerini yapmakta görevlendirilmiştir. Aynı yanıyla aynı zamanda kamu görevlisidir muhtar. Muhtarlarımızın sorunlarını biliyoruz ve hükümetlerimiz tarafından bugüne kadar çok önemli çalışmalar yapıldı. Muhtarlara değer ve önem veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Muhtarlık bizim gönlümüzde milletimize itibarlı bir hizmet icrasıdır. Vatandaşla devlet arasında köprü olan muhtarlarımız bizim yerel birimlerde gözümüz, kulağımızdır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde son 15 yıldır sürmekte olan istikrarlı yönetim muhtarlarımızın konumlarında önemli gelişmeler sağlamıştır. Muhtarlarımızın yasalardan kaynaklanan görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için muhtar ödeneklerinde hükümetlerimiz tarafından dönem dönem iyileştirmeler yapılmıştır. Aralık 2002 tarihinde, yani AK Parti'nin iktidara girmeden önceki haliyle 97 lira, sadece 97 lira muhtar ödeneği varken 2016 yılında bu 1310 TL'ye ulaşmış, bugün itibariyle de 1406 lira ödenmektedir bugün itibariyle. Bu yeterli mi? Elbette yeterli diyemeyiz. Ama şundan eminiz ki hükümetimiz muhtarların hem ödenekleriyle hem de sosyal güvenlikleriyle ilgili iyileştirmeler yapma konusunda gayretler olduğunu biliyoruz. Bir de şunu söylemekte fayda var. Muhtarlar biliyorsunuz SGK kapsamında çalışan değil, aynı milletvekilleri gibi. Çalışan olmadığı için maaşlar olmuyor, maaş yok. O yüzden ödenekleri var ve ödenekleri kendilerine ödeniyor, bu SGK giderleriyle kendileri karşılanıyor. Ancak hükümetimiz bu konuda gayret içinde olduğunu biliyoruz, eminiz, güveniyoruz. Muhtarlarımıza yönelik getirilen sosyal güvenlik düzenlemelerinden biri de sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kanunlarıyla muhtarların emeklilik haklarının iyileştirmesi olmuştur. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan köy ve mahalle muhtarları arasındaki uygulama farklılıkları kaldırılmıştır.
Sigortalılığın başlangıcı köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten itibaren başlamaktadır. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan köy ve mahalle muhtarları için sigortalılığın sona ermesi, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren, hizmet aktiyle çalışan muhtarların ise yeniden çalışmaya başladığı tarihten itibaren kesilecektir. Böylelikle sigortalılık süresi bakımından muhtemel bir boşluk oluşmasının önüne geçilmiş olmaktadır. Değerli arkadaşlar, muhtarlarımız için yaptığımız düzenlemeler bu kadarla sınırlı değildir. AK Parti iktidarları döneminde köylerin temel altyapı sorunları çözüldüğü için muhtarlar artık hizmetler sayesinde daha memnun şekilde görevlerini sürdürmektedirler. Muhtarlarımız bu yapılanları hiçbir zaman unutmamıştır ve inkar etmemiştir. Muhtarlarımıza aldıkları ödeneklerin ve sosyal hakların düzenlenmesi dışında da önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Muhtarların yerel yönetim organlarına demokratik katılımı bizim dönemimizde artırılmıştır. Köylere hizmet götürme birliği yönetim kurullarına, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetlerine kendi aralarından temsilci seçebilmeleri sağlanmıştır. Mahalle muhtarlarına belediye hizmetlerinin belediyenin ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesi için belediye ile işbirliği yapma görevi verilmiştir. Belediyelere de mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçları ve sorunları için gerekli yardım ve desteği sağlama görevi verilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, muhtarlarımızın taleplerinin takibi konusunda yapılan önemli düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında muhtar talepleri konulu bir genelge yayınlanarak taleplerin takibinin elektronik ortamda yapılması için Muhtar Bilgi Sistemi, MUBİS adı altında bir web sitesi oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur. İlgili genelgeyle muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kurulması sağlanmıştır. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyük şehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı muhtarlarımızın taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutulmuştur. 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiş, 2016 yılında ilk kez Muhtarlar Günü ülke genelinde kutlanmıştır. Muhtarlarımız yetki bakımından güçlendirildiği ve taleplerine de ne kadar önem verildiği görülmektedir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de halen 31.868 mahalle muhtarı, 18.297 köy muhtarı olmak üzere 50.165 muhtar bulunmaktadır. Muhtarlarımız en rahat dönemini bizimle birlikte yaşamaktadırlar. Bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği öneme değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve başladığından beri ülkemizin dört köşesinden muhtarlarımızı külliyede ağırlamaktadır. Şimdiye kadar 36. muhtarlar toplantısı yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 50.000 muhtarının tamamını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Şu ana kadar 16.126 muhtarımız, yaklaşık 1/3'inden fazlası külliyede misafir edilmiştir. Buraya gelen muhtarlarımız iletmek istediği sorun ve ihtiyaçlarını doğrudan aktarma fırsatı bulmaktadır. Sorunları ve iletikleriyle yakından ilgilenilmekte, mutlaka geri dönüş sağlanmaktadır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımıza verdiği büyük önem ve değeri açık bir şekilde göstermektedir. Ayrıca darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Akıncı ana jet üstünde şehit düşen Ankara Kazan ilçesi, Kahraman Kazan ilçesi Ahi Mahallesi muhtarı Ali Anar'ı ve darbecilere karşı direnirken şehit düşen İstanbul Üsküdar Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaşı ve bütün şehitlerimizi buradan rahmetle ve minnetle arıyorum. Hükümetimizin 15 yıldır iktidarı boyunca muhtarlarımıza gereken önemi ve desteği vermiştir. Muhtarlarımız bütün sorunları ile yakından ilgilenmiş, sorunların çözülmesi noktasında büyük mesafeler kat edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde muhtarlarımıza verilen diğer sonucu, muhtarlarımızın toplum ve bürokrasi içindeki saygınlıkları da artmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtarlarımızın içinde bulundukları ekonomik, siyasi ve sosyal sorun ve sıkıntıların tespit edilmesi
gerekli önlemlerin alınması ve halkımıza çok daha verimli hizmet sunulması için Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 104. ve 105. maddelere uyarınca meclis araştırması açılması talebinin uygun olmadığını belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Kavaklıoğlu. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.